Aşağıdakilerden hangisi parçada kendisinden söz eden gazetecinin bir özelliği değildir. Empati kurabilen bir kişidir. Duyguların etkisinde kalabilmektedir. Olanaksızlıkların yol açtığı olumsuzluklara alışkın değildir. Yaşam gerçekleri karşısında mesleki açıdan profesyonel davranamamaktadır. Kırsal yaşamın zorluklarıyla mücadele edebilme gücüne sahiptir. Ben bir acının peşine gittim. Görmek, dokunabilmek, anlayabilmek için. Orada gazeteciliğimi de İstanbul'u oluşumu da unuttum. Yol yok orada, su yok, elektrik yok ve zaten daha ilk saatte İstanbul diye bir yerde yoktu benim için. Gazeteci olarak gittim ama gazeteci olamadım. Ben orada en büyük imtihanı kendimle verdim. Çektiklerini anlatan insanları dinlerken, onları bir köşede izlerken, elimi ayağımı nereye koyacağımı, kimi ne diyeceğimi bilemediğim, çok afalladığım ve hatta bu çaresizlikte baş edemediğim zamanlar oldu diyor arkadaşlar. Ne gazeteci, ne yazar, ne İstanbullu. Ben imtihanımı kendimle, insanlığımla, vicdanımla verdim. Empati kurabildiği için bunları düşünüyor. Bu yüzden bunu eliyoruz. Duyguların etkisinde kalmış. Bunu da ediyoruz. Olanaksızlıkların yol açtığı olumsuzluklara alışkın değil. Kesinlikle arkadaşlar metnin tamamında bu var zaten. İmtihan oldu benim için diyor zaten. Ve kendimle verdim bu imtihanı diyor. Yaşamı gerçekleri karşısında mesleki açıdan profesyonel davranamamakta. Evet diyor ki onlar diyor çektikleri acıları anlatırken ben onları diler, dinlerken insanları dinlerken diyor. Onları bir köşede izlerken elimi ayağımı nereye koyacağımı kime ne diyeceğimi bilemedim. Çok afalladım. Hatta bu çaresizlikle baş edemediğim zamanlar oldu. Yani çok profesyonel davranamamış cevabım E şıkkı. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir? Popülizm halkın budalılığıyla beslenir. Budalılığın hiçbir haline Katlanama. Niyetim tabii ki kalıcı olmak. Bunun için de bildiğim, inandığım yolda ilerliyorum. Yazdıklarımın kalite kontrolü benimle başlıyor. Beni mutlu etmeyen hiçbir şey yayımlamam. Yazarken de asla okuru gözetmem. Yazar dediğiniz okura göre değil, yukarıdan bakarak yazmalı. İyi yazmayı popüler olmaya tercih edenlerdensiniz. Bu tercihin sebebi nedir? 100 yıl sonra da hatırlanmak mı diyor arkadaşlar. Cevabım direkt aşıkkı olabilir. Çünkü neden? e, iyi yazmayı popüler olmaya tercih ediyorum. Benim için popülerlik önemli değil. budalalıktır diyor benim için. Bu yüzden cevabım A. Popülizm hakkında kısa bir açıklama yapmak bundan bahsetmiyor. Sizce iyi yazar olabilmek için popüler kültürden yararlanmanın temel ilkeleri değil. Zaman geçtikçe daha çok nitelikli eserler vermeye başladınız. Sizce bunda popüler olmanın bir etkisi var mıdır? Halktan kopuk bir edebiyat. Bununla alakalı zaten bir şey yok. Cevabım A. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada düşüncelerini dile getiren yazarın bir özelliği değildir? Tek bir edebi türde eser vermek istememektedir. Kurmaca dünyasına dayalı ürün vermeyi tercih etmektedir. Gerçeği yaşamı değil hayali olanı yansıtmayı amaçlamaktadır. Müzik alanını da duygu ve düşüncelerini vermek için kullanmaktadır. Kurmacayı ruhsal sıkıntılardan korunmak için bir çeşit kalkan olarak kullanmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Edebiyatı bir bütün olarak görüyorum. Türler benim için malzemedir. İçimdeki sesi hangi noktaya dökebilirsem şarkımı da ona göre söylemeyi tercih ediyorum. Bu belki roman olur, belki öykü, belki deneme. Elimin altında deneme, mektup projeleri de var ama alanım tasarlamaya dayalı olduğu için roman ve öykü daha cazip geliyor. Çünkü yaşadığım değil, yazdığım dünyaya sığınmak beni iyileştiriyor. Yani gerçek değil, hayali demek istiyor arkadaşlar. Böylelikle C şıkkını eliyoruz. Dışarıdaki dünya acı, çok da yaralayıcı. Gerçeğin acısını hayali olanla alıyorum. Mevcut dünyanın şartlarını tasarlanmış dünyanınkiyle değiştiriyorum. Harflerin arasında özgürlüğümü yaşıyorum. En azından bunlara inanıyor ve bir nebze olsun hafifliyorum. Yazmanın, edebiyatın özellikle tasarlamanın böyle tedavi edici bir yanı var. Tek bir edebi türde eser vermek istememekte. Evet arkadaşlar çünkü neden? Roman ve öykü. Sonra yukarıda mektup deneme dedi. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Kurmaca dünyasına dayalı ürün vermeyi tercih etmekte doğru. Müzik alanını da duygu ve düşüncelerini vermek için kullanmakta böyle bir şey demiyor arkadaşlar. Cevabım Denizli. Kurmaca ruhsal sıkıntılardan korumak için bir çeşit kalkan olarak kullanmakta. Evet neden? Demiş ki özgürlüğümü böyle yaşıyorum. Bunlara inanıyor ve bir nebze olsun. Ne yapıyorum demiş. E, hafifliyorum yazmanın edebiyatın tedavi edici bir yanı var diyor. Bunu da elediğimde cevabım Denizli. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır? Polisiye'nin bütün kraliçelerini okumaya gayret ediyorum. Polisiye dünyası çok uluslu ve çok renkli. Kuzeyden Karin, Alf Tegen, Adada, Minette Walters, Güncel Amerika tarzında Katy Rice tavsiye edeyim ilgilenenlere. Elbette altın çağın taçsız kraliçelerini Agat Christie, Dorothy, Sayers ve çağdaşlarını okuduğumuzu düşünüyorum. Türk polisiyesinde de çok kuvvetli kadın kalemler var. Nihan Taştekin'in dilinden ziyadesiyle hoşlanıyorum. Son dönemdeki favorim ise Nuray Atacık. Polisiye roman türünde yazma düşüncesi sizde nasıl oluştu? Yani polisiye roman türünde yazmayı istemesiyle alakalı bir şey yok. Aşıkkını eliyoruz. Bir yazar olarak polise roman türünde karar kılmanızın gerekçeleri yani nedenleri nedir diyor. Burada öyle bir şeyden bahsetmediği için Bursa'yı eliyoruz. Bizim edebiyatımız polise roman türü açısından batı ile niçin kıyaslanamıyor? Kıyaslanmaktan yani karşılaştırmaktan bahsetmedi. Bu yüzden C'de eliyoruz. Polisiye türünde Türk ve Dünya Edebiyatı'nda okuduğunuz kadın yazarlar kimler diye soru sorduğunda cevap verdi. Yukarıdaki metinde gördüğünüz gibi cevabım Denizli. Polisiye roman türünde bir eser yazmaya karar vermeden önce tereddüt yaşar mısınız? Eser yazmasından da bahsetmemiş. Cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi parçada söz edilen yazarla ilişkilendirilemez? Yerellik, evrensellik, özgünlük, duygusallık, çeşitlilik, içtenlik, bireysellik, tek tekdüzelik, şairlik, yazarlık. Jorge Luis Borges her zaman derin hırçın, romantik bir o kadar da bilge bir adam olarak bilindi. Kimileri hepsini aynı anda yaşayıp yansıtabildiği özelliklerinden birini ya da birkaçını öne çıkardı. Bazıları onun yaptığı politik hataları gündeme taşıdı. Kimileri şiirlerine hayran kaldı, kimileri de yaşamına diyor arkadaşlar. Beğenilsin beğenilmesin Borges dünya edebiyatında hem farklı edebi türlerde ürettikleriyle hem de okuyup yorumladığı kişi ve eserler üzerine samimi yazdıklarıyla büyük katkıda bulundu. O ikinci katkın ürünü ise kaleme aldığı yazılardı. Yani yazarlık ve şairlik var arkadaşlar. Şöyle Edirne'yi ne yapıyoruz? Eliyoruz. İçtenlik ve çeşitlilik de var. Çünkü birçok eser yazdığını söylüyor. Hem şair hem yazar olması zaten hani farklı eserler yazdığının kanıtı. Devam edelim. Kim şiirlerine hayran, kiminde yaşamına hayran diyor. Yani çeşitli şeyler yazdığı için etkileyicilik de ilgi de çekmiş. Bu yazıların önemli bir bölümü tartışmalarda bir araya getirildi. Kitapta ilgi ve bilgi alanı hayli geniş bir Borges karşılaşıyoruz. Ama vazgeçemediği şiirsel anlatım her satırda önümüzü kesiyor diyor arkadaşlar. Tamam. Hemen her coğrafyada uğramasına rağmen hemen her coğrafyaya uğraması arkadaşlar nedir? Evrenselliktir. ülkesi Arjantin edebiyatı yani hem kendi ülkesine yani hem yerel hem de her coğrafyaya uğradığı için evrensel bu yüzden ne yapıyoruz? Şöyle Adana Şıkkı'nı da eliyoruz. Sanatından ve kültüründen hiç uzaklaşmıyor. Yani özgün, kendine has ve duygusal. Zaten yukarıda duygusal olduğunu söylüyor. Şiirsel anlatım her satırda önümüzü kesiyor. Metnin tamamında zaten bunu söylüyor. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Bireysel ve tek düzelik. Tek düzelik sıradanlık demek. Bununla ilgili bir şey yok. Cevap Denizli. Bu parçadan Uykusunu Arayan Çocuk adlı kitabın hangi özelliğine ulaşılamaz? ebeveynlerin de kitaba ilgi duyduklarına, içeriğin okuyucunun ilgisine çektiğine, içeriğin okuyucu tarafından uygulandığına, görsellerin dikkat çekici özelliklere sahip olduğuna, yazarın kitabın anlatımında üslubuna dikkat ettiğine bakalım. Yazarın kullandığı kelimeler özenle seçilmiş. Yani üsluba dikkat etmiş. Direkt E şıkkını verdi bana. Anlatılanlar da çocukların dahil olmak isteyeceği türden. Birlikte okurken çocukların kimi zaman bir flamingo bazen de zürafa gibi durmayı denediklerini göreceksiniz diyor arkadaşlar. Yani e, okuyucu tarafından ilgi görüyor. Enerjisini atan çocuk uyumak ister değilse annesi ya da babası başucuna geçmiş mırmır mır kitap okuyor olur. Kimi kandırıyorsunuz? Uyku vakti yaklaşırken çocukları toplayın yamacınıza. Hep beraber takılın. Uykusunu arayan çocuk adlı kitabın peşine. Yorulunca uykuyu da bulacaksınız diyeceğim ama kitabın resimlerinden gözlerinizi alamayacaksınız. Yani arkadaşlar görsellerin dikkat çekici olduğunu söylüyor. İçeriğin okuyucu tarafından uygulandığını da söylüyor. Zaten şurada bunu yapın diyor. Uyku vakti geldiğinde çocukları toplayın yamacınıza ve hep beraber takılın diyor. Bunu da eriyoruz. Cevabım A. Bu parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnandığı gibi yaşayıp buna eserlerine yansıttı, cinsiyet eşitsizliğine karşı çıktı, tüm eleştirmenlerce övgüye layık görüldü, savunduğu düşüncelerin sözcülüğünü yapmadı, yaşamıyla yazdıkları arasında bir ilişki kurdu. Tezer Özlü için yeryüzüne dayanabilmek ancak yazmakla mümkündü. Bu nedenle onun kitapları gençliğinden itibaren toplumla giriştiği sessiz çatışmanın izleriyle doludur diyor arkadaşlar sessiz çatışmanın izleriyle dolu olması bizi denizli şıkkına götürür. Yani savunduğu düşüncelerin sözcülüğünü yapmamış. Sessizce kenarda izlemiş. Bunları dile getirmemiş demek istiyor. Özellikle kadın olmanın yol açtığı haksızlıklara yani cinsiyet eşitsizliğine karşı çıktı. Bu yüzden bunda ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim. Eril değer yargının de, değer yargılarının iki yüzlüklerine karşı dirik bir isyan izini süreriz her kitapta. Tamam. Bu da yine bize e, Bursa şıkkını verir. Ancak bu isyan dostlarının anlatmaya doyamadığı zerafeti gibidir. Çığırtkanlık yapmayan, hırçınlaşmayan, sağlam ve dirençli isyanı bir iç kanama gibi usul usul yayılır cümlelerine. Tamam. Onun edebiyatı da yaşantısı da benzeri görülmemiş bir baş kaldırıdır diyor. O zaman arkadaşlar inandığı gibi yaşayıp bunu eserlerine yansıttığı anlamında çıkarabiliriz. Devam ediyoruz. Bu nedenle Fethi Naci'nin Armağan kitaptaki tenkit yazısında Özlü'nün düşünceleriyle yaşantısının çeliştiğini söylemesi düşündürücüdür. Yaşadığıyla yazdığı arasında sahici güçlü bir bağ kurabilmiş ender yazarlardandır. Şu ifade arkadaşlar beni Edirne şıkkına götürür. Öyle ki bu nedenle kitapları edebiyat için bazen tehlike sınırlarına yaklaşacak kadar otobiyografiktir. Yazarın dürüst, işten pazarlığa yanaşmayan yaşama ahlakıyla yazdıkları biyografisiyle iç içedir diyor. Tüm eleştirmenlerce övgüye layık görüldüğüyle alakalı bir şey yok. Cevabım C. Bu parçalı siyasetle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Evet efendim. Cidirler. Efendilerine söylerse öyle hareket ederler. Günümüz siyaset mesleğine tapınanlar, geleceklerini orada görenler kısa zamanda hal ve renk değiştirebilirler. Siyaset bezirganlarının peşine takılırlar. Nerede ışık görüyorlarsa oraya yönelirler. Siyasi bir sorumluluk almak için liyakatlerine bakarlar. Dün ne söyledikleri, nasıl davrandıkları önemli değildir. Bugün lider ne söylüyor, nasıl davranıyor onun gibi yaparlar diyor arkadaşlar. Yani lider nasıl yapıyorsa, ne diyorsa onun gibi yapıyorlarsa çıkarcılar çıkarlarına göre hareket etmekten bahsetti. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur.